Sevgili seyirciler ben Serpil Uygun Çiçek. Yalnız değilsiniz programımızda yeniden karşınızdayız. Bugün afet olduğu anda yanımızda olan, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan, şefkat elini bir an olsun bizden uzak tutmayan Türk kızlarının afetlere yönelik çalışmalarını, acil durumlarda yap yaptığı, planladığı çalışmaları konuşacağız. Konuğum Türk Kızları Genel Müdürü Yardımcısı Mintes Şimşek. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın <laughs> Şimşek. Ee, öncelikle afetin e, tanımını ve çeşitlerini sormak istiyorum. E, afet denince aklımıza genelde hep deprem gelir öncelikle ama e, neler var afet denince sıralanması gereken? Aslında tabii depremle afete yaklaşmışız biz hep deprem e, ta, yani resme derken bunu topluma anlatırken öğrencilere anlatırken hep afeti depremle özdeşleştirmişiz ama. Afet aslında hayatın olağan akışını etkileyen, hayatın olağan akışını bozan e, insanların günlük yaşamını e, sekteye uğratan her şey afettir. Hatırlar mısınız bilmiyorum ya yaklaşık bir iki sene önce e, Ankara'da bir su kesintisi oldu. Birinci gün her şey normal bir su kesintisi, oldu. ikinci gün ama üçüncü gün olursa artık hayatınızın olağan akışı değişiyor. Elektrik kesintisi Hı. herkese. Birinci gün belki normal, ikinci gün ee, biraz normal ama üçüncü gün artık bu afet o yani hayatımızın olağan akışını etki eden her şey artık afet ve afetler tabi doğal afetler ve e, insan kaynaklı afetler olarak da sınıflandırmaya tabi tutuluyor özellikle 20. yüzyıldaki yaşadığımız büyük insan kaynaklı tabi e, doğal afet olmayan insan kaynaklı afetler ki bunlardan mesela Çernobil örnek veririz olduğu döneme değil de olduğu dönemden itibaren gelecek yıllara da etki eden afet çeşitleri artık günümüzde kavram olarak öğrenilmeye başlanması gereken ve geleceğe dönük de bununla ilgili tedbirler alınması gereken kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla afet dediğimiz zaman kişilerin, toplumların günlük olağan hayatlarını sekteye uğratan, hayatın olağan akışını bozan her şey aslında afet. Tabii afetin dereceleri var. Yani bir su kesintisi, elektrik kesintisinin bir derecesi başkadır, bir deprem olması başkadır, bir Çernobil gibi bir nükleer felaket başkadır. Dolayısıyla bir su kesintisi bir kasabayı, bir yerleşim yerini etkilerken, bir deprem belki derecesine göre o bölgeyi etkiliyor, bir nükleer facia sadece o bölgeyi değil, o kıtayı değil, bütün evre, bütün dünyayı, yaşadığımız çevrenin tamamını etkileyen, soluduğumuz havayı etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Afet'in bu tanımı tabi e, bilimsel manada çeşitli irdelemlere tabi tutuluyor ve e, özellikle gelecek dönemlerde Artık doğal afetli, doğal afete yönelik e, yaklaşımlardan ziyade insan kaynaklı afetlerden korunulması, insan kaynaklı afetlerden e, özellikle önlenebilir e, bir yaklaşımla bunların e, tekrar izlenmesi ve afetlere yönelik tedbirlerin de özellikle insan kaynaklı afetler üzerinden e, yeniden ele alınması e, ihtiyacı doğuyor. E, dolayısıyla tanımlaya tekrar dönersek afet... E, insanların doğal hayatlarını, hayatlarının olağan akışlarını etkiye, sekteye uğratan, kesintiye uğratan, bunu etkileyen, tabii menfi yönde etkileyen her türlü e, olay afettir. Ama bunun dereceleri vardır. Birinci derece olduğu zaman belli bir yeri etkiler, belli e, spesifik küçük bir çevreye etkiler. İkinci derece olduğu zaman daha büyük bölgeyi, 3 ve 4'te de artık belki bir ülkeyi, hatta dünyayı ilgilendiren afet e, tanımlamaları karşımıza çıkmaktadır. Evet, evet e, Sayın Şişek, e, Türkiye afet planının hazırlanmasında e, ne durumda? E, Türkiye afet planı hazırlanmasında Türk kızları ne durumda aslında özel olarak evet. Önce sorarsak? Önce bakmak lazım. E, hı hı. Türkiye'deki afet yaklaşımın bizim özellikle cumhuriyet dönemindeki yaklaşımlarımız ve daha öncesi diye iki planla bakmak lazım Osmanlı döneminde afet kavramı daha çok deprem üzerine odaklanan bir de depremlerden sonra yine depreme dayalı olarak da İstanbul'da özellikle payitahtın olduğu dersadetin olduğu İstanbul'da ahşap yapılanmadan kaynaklanan yangın afeti üzerinde durulmuş. Yangınların önlenmesi, örneğin işte e, Beyazıt Kulesi'nin yapılması ve İstanbul'da yangınların önlenebilir. İşte bir mahallede yangın varsa derhal oraya müdahale edilmesi esası. Yine depremlere yönelik de e, Osmanlı döneminde nizamnameler var. Deprem yangın tarzı e, gördü, görülen ve ona görelik e, bir korunma amacıyla geliştirilen e, usuller üzerinden bir yaklaşım söz konusu. Cumhuriyet döneminde de 1924'te bakıyoruz bir Erzurum Horasan depremi oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o zamanki ulaşım imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen Erzurum Horasan'a kadar gidiyor. Ve deprem bölgesindeki insanlarla depremin durumunu, çünkü iletişim imkanlarının çok iyi olmadığı dönemlerde bizzat yerinde tetkik daha doğru bir yaklaşım oluyor. Ve devlet erkanı ta erzurum orası'na kadar gidiyor 1924'te. Deprem çünkü büyük bir hadise olarak algılanıyor. Depremden etkilenen insan sayısı bölge itibariyle bunun gelecek dönemdeki sonuçları itibariyle önemli bir hadise olarak algılanıyor. Akabinde 1939'da Erzincan depremi var ki bu bir e, işte dönüm noktası bizim e, afet ulusal afet yaklaşımlarımızda e, çok büyük bir olay. Sadece Erzincan bölge Erzincan'a il olarak haritadan silmeye yetecek kadar büyük bir deprem oluyor. E, Türkiye bütün imkanlarını seferber ediyor ve Erzincana e, bu depremin yaralarını sarmaya koşuyor. Akabinde de bu işle alakalı bir kanun çıkarılıyor. Kanun ismi Umumi Hayata Müessir Afetler Dolasıyla Alınacak tedbirlere ilişkin Kanun. Burada bir kavram var. Umumi hayata müessir. Yani genel hayata etki eden e, kavram ortaya çıkıyor. Genel hayata etki eden afetler dolayısıyla e, nasıl tedbirler alacağız? Bunları e, devlet olarak, millet olarak nasıl üstesinden geleceğiz? Buna ilişkin bir temel kanun çıkarılıyor. Akabinde çeşitli nizamnamelerle e, buna yaklaşımımızı pekiştiriliyor. Ama esasında depreme yönelik bir e, yaklaşım söz konusu. Bir deprem olursa biz ne yaparız diye Tabii bu zaman içerisinde e, Türkiye'nin depremden başka yaşadığı çok büyük afet de aslında söz konusu olmuyor. Yani bizim bir e, Somada yaşadığımız insan kaynaklı yani insana ve tabi olmayan tabi afet diye tanımına ben zaten orada katılmıyorum onu belki konuşacağız. Ona kadar Türkiye'deki genel afet yaklaşımımız deprem, Mesela. depreme hazırlık, depremden sonraki süreçler. Sel ve taşkınlara su basmasına ilişkin yaklaşımlarımız tabii var ama bunlar genel bir yani deprem Türkiye'de her yerde olabilir mantığıyla. Yani Türkiye'nin tamamını Konya Ovası'na taşıyamayacağımıza göre bu Türkiye'nin her yeri olabilecek bir ihtimaldir deniyoruz. Ve biz afetlere deprem odaklı yaklaşıyoruz. Genel belki yanlışlarımızdan birisi bu olmuştur diyebiliriz. Ama nihayet o yaklaşımla da olsa 99'a kadar bu sistemle geliyoruz. 99'daki deprem Demin bahsettiğim gibi hani birinci derecede bir kasaba, bir e, mahalle, ikinci derecede belki bir il, üçüncü derecede biraz daha büyük bölge, dördüncü derece bütün bölgeyi etkileyen bir olay oluyor. Ve bütün Marmara bölgesini etkileyen Türkiye nüfusunun e, gayri safi milli hastaların en çok pay alan e, alanının etkilendiği büyük bir alanda bir deprem yaşıyoruz. Yıkıcı bir deprem yaşıyoruz. Ve orada e, yeni bir anlayış, yeni bir konsept geliyor. Tabii bu arada dünyada da yeni gelişmeler oluyor. Japonya'daki ee, doğal afetler deprem tsunami Endonezya'da daha sonra olan deprem şey deprem ve ondan kaynaklanan tsunami gibi faaliyetlerden sonra da yaklaşımlar değişiyor ama bizim yaklaşımımız 99 depreminden sonra daha bir e, farklı açıdan oluyor. Bunun esasında da şu var. 1999 depremine kadar 39'daki umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin kanun ve onun altındaki mevzuatla ve 1988'de çıkarılan afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı kurulmasına yönelik yönetmelikle yapıyorduk biz bunu. Oradaki yönetmelikte şöyle bir konu, yani konu var. Yani esası şu. Bir yerleşim yerinde deprem olduğu zaman yerleşim yerindeki işte kaymakam, belediye başkanı, ...hükümet tabibi, bir ilçe için konuşuyorum, Kızılay Şube Başkanı, çeşitli oradaki kanaat önderleri... ...ve herkes bu depremin kriz komitesinde yer almak üzere bir teşkilatlanma düşünülmüş. Fakat buradaki yaklaşımda zannederim şöyle yanlış bir sanma da olmuş. Evet, buradaki insanlar bu ilçenin, bu yerleşim yerinin ya da bu ilin karar verme merci olarak en üst düzeyindeki insanlar... Ama bir şeyi de gözden kaçırmışız. Bu insanlar aynı zamanda afet dedi. Evet. Yani biz e, bir örneğin Simav'da bir deprem olduğu zaman Simav'daki kaymakam da depremzede, Simav'daki hükümet tabii bir doktorumuz da depremzede, Kızılay başkanı da depremzede. Dolayısıyla afetin e, yerinden müdahalesine ilişkin birinci kıvılcımın ateşleneceği yerde bir e, sıkıntı var. Çünkü onlar zaten depremzedeler. Zede, Başka yerden oraya ulaşım imkanlarına baktığımızda da yani e, merkezden yönetim olarak Hı. baktığımızda da eğer depremin etkilediği alan çok büyükse ve siz oraya hangi iletişim imkanlarını kullanırsanız kullanın varamıyorsanız Hı. dolayı bir kaos meydana geliyor ki onu da 17 Ağustos 1999'da hükümet olarak millet olarak devlet olarak biz bunu yaşadık. Böyle bir kaos ortamında e, o depreme müdahale edildi. Akabinde e, tabii Türkiye'de bununla ilgili Afetlere ilişkin teşkilatın kurulmasına yönelik çeşitli kurumlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüydü. Bunlar depremden sonra özellikle bölgedeki tahribatı inceleyen ve ona ilişkin önlemlere yönelik raporlar hazırlayan hasar derecelerini ölçen kurumdu. Yine e, Bayındırlık şey Başbakanlığı'nın altında Başbakanlık Acil Durum Yönetimi vardı. E, Türk Kızılay'ın çeşitli imkanları vardı. Ee, aynı zamanda sivil savunma teşkilatımız vardı, arama kurtarma faaliyetleri yapıyoruz. Denildi ki bunların hepsinin tek çatı altında toplanması gündeme geldi ve 2009 yılında e, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak AFAD kuruldu. Bunun altında Bayındırlık, Bakan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatımız ve Başbakanlık Acil Durum Yönetimi birleştirildi. Bunlar tek çatı altında e, afetlere ve acil durumlara yönelik bir teşkilatlanmanın kurulması ve buna yönelik müdahalenin sürdürülebilmesine ilişkin idari bir teşkilat olarak kuruldu. Hatta bu öyle önemli bir kavram ki bazı ülkelerde artık bu bir bakanlık, acil durum bakanlığı var başka ülkelerde. Bu işlerin Sadece önceden planlanması, işler. tabii planlanması ve sürdür müdahalenin sürdürülebilmesi, iyileştirme faaliyetlerinin yapılması, zararın azaltılması gibi dallarda büyük teşkilatlar olan bakanlıklar var. Ama biz AFAD olarak, yani AFAD bünyesinde kurulan alt daire başkanlıkları ve AFAD'ın yurt genel gerek Ankara merkez teşkilatı gerekse yurt içindeki teşkilatlarıyla illerdeki teşkilatlarıyla ciddi bir örgütlenme yaptı Türkiye ve 2009'dan sonra bunu afet afetlere ilişkin özellikle müdahale ve hazırlık anlamında tek bir çatı altında bunu topladı. bunun devlet tarafındaki kısmı bu. Kızılay yönünden bakarsak olaya, Kızılay e Osmanlı tara yani Osmanlı döneminden beri imdat ve Muavenet yani e, bir cemiyeti yani temelinde imdat yani bir yardıma ilişkin acil duruma ilişkin kurtarma ar yani işinti, arama kurtarma yok ama bölgeye intikal etme ve yardım faaliyetlerini yürüten bir cemiyet olarak teşkilatlanıyor. İmdat ve Muavenet Cemiyeti daha sonra İlali Ahmer ve e, Kızılay Cemiyeti Kızılay Derneği süreçlerinde hep devletin e, milletin yanında afetlere e, ilişkin Bölgeye ilk ulaşan, o bölgede insanların barınma, beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum. Hı hı. E, gerek umma hayatı müeysel Dolayısıyla dolayısıyla alınacak tedbirler hakkındaki kanun dediğimiz 1941'deki kanun. Gerekse ondan sonra çıkarılan bütün yönetmeliklerde, nizamnamelerde Kızılay'a yer verilmiş. Hı hı. Kızılay bunun e, barınma ve beslenme alanında etkin rol oynayan bir kurum. Hı hı. E, bunun e, uygulamasında da, alanda... Ee, hükümetimizin oraya görevlendirdiği, kamu e, idarelerinin görevlendirdiği bütün idarecilere, mülki amirlere, yerel yönetimlere destek olan bir kuruluş. Bunu e, bir hakkın yerine getirmiş. Fakat e, özellikle 99 depremine gelinirken Kızılay'da e, Türkiye'deki afetlerin oluş e, dönemleri ve o dönem itibariyle müdahale süreçleri anlamında biz de depreme yoğunlaşmışız. Evet. Yani 12, 13 zannederim 13 ve 12 Mart 1992'de Erzincan'de. Ondan önce 30 Ekim 1983 Erzurum depremi var. Ciddi deprem. Erzurum Sarıkamış bölgesinde Şenkaya'dan bütün o bölgedeki İki ilin ve çeşitli ilçelerin etkilendiği büyük bir deprem. Akabinde 92'de Mart 92'de Erzincan depremi. Hemen akabinde 95'te Dinar depremi. Bunların hepsi ciddi ölümlerin, ciddi tahribatların yaşandığı depremler ve biz de konseptimizi Depreme daha çok göre. deprem odaklı yaklaşma ayırmışız. Çünkü böyle bir öngörü ve böyle bir yani böyle bir tecrübe var arkamızda. Tabii 80'den önceki dönemde de işte bir Gediz depremi, ondan önce Varto depremi yani sıralamaya, kronolojiye baktığınız zaman hep depremle deprem. biz uğraşmışız. Bu ülkenin bir gerçeği deprem ve afette de üst sıraya bunu koymuşuz. Biz de barınma ve beslenme odaklı olarak da hazırlıklarımızı deprem. ve imkanlarımızı ona göre hazırlamışız. Biz de deprem odaklı yaklaşmışız. 99 depreminden sonra gerek dünyadaki afetlere ilişkin yaklaşımlar gerek hükümetimizin kamu idarelerinin yaklaşımı gerekse de bizim o süreçte yaşadığımız tecrübelerle biz de artık afeti hazırlık Müdahale, psikososyal gibi yani önleyici hizmetler, müdahale hizmetleri, zararın Nasıl azaltılması aslında? ve iyileştirme alanlarına kaydırmışız. Şu anda var olan süreç devletimizin bu konudaki idari teşkilat olarak kurduğu, TP Çatı Teşkilatı olarak kurduğu AFAD'ın perspektifi neyse ya da devletimizin yaklaşımı dünyadaki trend de bu zaten. Önleyici kriz yani önleyici yönetimi, önleyici hizmetlerin risk yönetimi ve kriz yönetimi alanlarında Kızılay'da teşkilatını bu şekilde kurmuş ve yönetmeye evet. devam etmek. Eee Sayın Şimşek şu anda peki umuyoruz ki öyle bir şey yaşanmaz ama herhangi bir afet döneminde e, Kızılay neler yapacak? E, çalışmalarını ne aşamada tutuyor? Evet. Nasıl bir hazırlık aşamasında? Ee, orada işte 2009'da bu e, AFAD teşkilatının kurulmasından sonra e, afetlerde etkin olan kurumların rol ve e, sorumlulukların belirlenmesine dair bir çalışmalar başlatıldı ve 2013 yılının Aralık ayında 18 Aralık'ta yeni yönetmelik yayınlandı. 1988'deki yönetmelik mülga oldu. Yeni yönetmelikte de bu afetlere müdahale eden kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Bu rol ve sorumluluklar kapsamında da Türk kızlayının ana faaliyetleri beslenme faaliyetleri olarak öngörüldü. Türk Kızılayı bu kapsamda beslenme faaliyetlerini üstlenen ana örgüt. Yani Türkiye'de bir afet veya acil durum olduğu anda Türk Kızılayı genel merkez teşkilatıyla, şubeleriyle, insan kaynaklarıyla, imkanlarıyla önce beslenmeye odaklanacak hı hı. o afet ve acil durum anında insanların, beslenme ihtiyaçlarının acil durumda karşılanması ve bu ihtiyaç karşılanma sürecinin sürdürülebilirliği manasında gerekli çalışmaları yapacak. Afet'in ilk anından itibaren beslenme hizmetlerini ele alıp bunu sürdürecek olan kuruluş. Tabi sadece beslenme değil, bizim burada e, çeşitli ciddi sorumluluklarımız yine var, yan sorumluluklarımız. Destek-çözüm ortaklığı diyoruz buna. Evet. Ana sorum, ana çözüm ortaklığı, e, de çözüm ortaklığı diye bir kavram var. Bir de destek-çözüm ortaklığı diye bir kavram var. Ana e, çözümde Ç beslenme a, ve boyanma. Yok, beslenme hizmetinde biz ana çözüm ortağıyız. Hı hı. Yani devletimizin yayınladığı e, afetlere ilişkin müdahale hizmetleri yönetmeliğinde Türk Kızılay'ı beslenme hizmetlerinin ana çözüm ortağı. Türk Kızılay'ı alanda beslenme hizmetlerinin nasıl yapılacağını, kimlere yapılacağına, ne kadar yapılacağını, nasıl yapılacağına ve tüm bu süreçlere karar verecek olan e, kurum ve kuruluş. E, Barınmada da destek çözüm ortağıyız. Evvelden beri ana çözüm ortağı olarak evet. yürüttüğümüz ve ee, işte 2009'da AFAD'ın kurulması ve akabindeki işte bu süreçte de destek çözüm olarak planladığımız ve hala hazırda da bu sorumlulukla yüklendiğimiz e, barınmada da destek çözüm ortaklığımız var. Destek çözüm ortaklığı şu demek, AFAD'ın e, ana çözüm ortaklığında yürütülen barınma faaliyetlerinde ona destek olmak, onun işte gösterdiği demin söyledim ya nasıl ne şekilde ne kadar sürede ve nasıl bir süreçte üretildiği için kararları onlar alacaklar. Ona ilişkin de biz destek çözüm ortaklığı evet. vereceğiz barınmada. Tabii bunun dışında psikososyal faaliyetlerde destek çözüm ortağıyız. Haberleşmede destek çözüm ortağıyız. Ulaşım faaliyetlerinde, sağlık faaliyetlerinde alt alta sıralanan bütün ana çözümle ana çözümler, ana çözüm ortaklıklarında biz onlara destek, destek olacağız kızlar olarak. Ama bir sorumluluğumuz var. Bunu hiç kimsenin evet. ele alması mümkün değil ve bizden evet, bekleniyor. O da afetlere ilişkin beslenme hizmetlerinin e, derüte edilmesi, sunulması ve sürdürülebilmesi. Evet Evet. şu anda lojistik depolarda afete müdahale için e, hazır ekipmanlar, malzemeler var. Neler var ve e, Türkiye'nin e, nerelerinde, ne büyüklükte depolarda bu ürünler tutuluyor? Tabii biz bir taraftan bu dediğim afetlere ilişkin müdahale hizmetleri yönetmeliği 2013'te çıkan yönetmelik varken şu anda geçerli olan daha önce de sorumlu olduğumuz 1988'deki yönetmelik vardı. Ona göre biz barınma ve beslenmede ana çözüm ortaydık ve biz buna ilişkin hazırlıklarımızı evvelden beri yapıyorduk ve bunu depolarımızda stok olarak insan kaynağı olarak da muhafaza ediyorduk. Depolarımızda stoklarımız insan kaynağı olarak da ilgili de bölge müdürlüklerimizde genel merkezimizde tutuyorduk. Dolayısıyla bizim evvelden beri gelen e, bölgelerimiz var, bölge müdahale e, birimlerimiz var. Bu bölge müdahale birimlerimiz 9 bölgede. Şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin... E, 1999 depreminden sonra afetlere ilişkin genel perspektif anlayışı itibariyle yüksek stoklar tutulması gibi bir anlayış söz konusuydu. Biz de, de bir kurum olarak bu konseptin içinde yer aldık ve bu yüksek stoklara göre de büyük depolar yaptık. Bu manada da 9 bölge depomuz ve 24 tane de yerel depomuzda toplam 31 33 merkezde stoklarımız var. Bu stoklarımızda battaniye, mutfak seti, çadır ısıtıcı gibi afetin ilk anından itibaren afet ulaştırılabilecek barınma malzemeleri hı hı. yine 10 binlik, 5 binlik, 15 binlik çeşitli ev safta barınma hizmetlerine yönelik malzemelerimiz var. Türkiye'nin afetlere yönelik yaklaşımında beklenti 100 bin çadır. Yani bu aslında sivil manada söylüyorum. Askeri stokları bir tarafa bırakırsak bu coğrafyada en büyük çadır stoğu. Yani İran Kızılayının da belki bu çapta bir stoğu var ama onun bir kısmı askeri stok olarak değerlendirildiği zaman bu bölgedeki en büyük çadır stoğu şu anda Türkiye'de. Yaklaşık 50 bini AFA'da ait çadırlar bizim stoklarımızda şu an bizim depolarımızda. Yine 50 binin biraz üzerinde de Türk Kızılay'ın çadırları var. Peki hazırda üretimi sürüyor mu çadırların? Tabii bizim günlük 150 üretim kapasiteli bir çadır depomuz var. Bu 24 saat esasına göre çalıştırıldığında 200 çadıra kadar da ulaşabilecek bir çadır fabrikamız. Yine Erzincan'da onun biraz küçük ölçekli çadır dikim atölyelerimiz, tamir atölyelerimiz mevcut. Bizim şu andaki mevcutlarımızla Türkiye'nin e, herhangi bir Allah göstermesin bir afetinde vuku bulduğunda 385 bin kişinin 385 bin kişinin barınmasına, beslenmesine ve hayatın olağan döneme geçinceye kadarki sürecinde gerekli olan bütün mal ve malzeme toplanmış durumda. Yani 385 bin bu tabii e, 400 bine kadar da rahatlıkla çıkarılabilecek bir kapasitedir. Hatta kullanım durumuna göre arttırabilir. Biz şu anda Türk Kızılayı Afadın bizde olan mevcutları, stokları ve elimizdeki imkanlarımız arttırılabilir. imkanlarımız doğrultusunda baktığımızda rahatlıkla 400 bin kişinin olası bir afette e, barınma, beslenme ve hayatın sürdürülmesi anlamında gerekli olacak mal, malzeme ve kapasiteye sahip evet. bir kurumuz. Evet. E, şu anda Kızılay'ın e, sınırlarda, Güneydoğu sınırlarında, daha doğrusu Suriye sınırında kurduğu e, kurulan kamplarda verdiği hizmetler var. Neler yapılıyor şu anda devam eden süreçte? Tabii yani Kızılay'ın e, o kadar çok görevi var evet. ki. E, tüzüğümüzde 54 tane görevimiz var. Bunların, evet. Biz e, e, afete, depreme yöneldik ama evet, aslında çok farklı e, alanlarda çok, çalışıyor. Çok farklı alanlarda Kızılay çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de göç ve mülteciler. Ee, bununla ilgili olarak da gerek Cenevre Sözleşmeleri gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olarak imzaladığı uluslararası antlaşmalar gereği Türk Kızılayı başat rol oynayan bir kurum. Ee, dolayısıyla Suriye'deki sınırımızda meydana gelen iç, e, Suriye'deki iç karışıklıklardan dolayı Suriye sınırımızda meydana gelen hadiselerden sonra Türk Kızılayı bölgede yer alan ilk kurum valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın nezaretinde sığınmacılarımızı karşılayan, biz bunlara misafirlerimiz diyoruz. Hatta şu an geçici korunma yönetmeliği diye yeni yönetmelik çıktı. Onda da bazı tanımlamalar var. Ee, bu insanların karşılanması, Türkiye sınırları içerisinde beslenme, barınma ve insani ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde Türk Kızılay'ı ana rol oynayan kurumlardan bir tanesi. Hatay'da başlayarak Şanlıurfa'ya kadar olan bölgede 24'e yakın kamp var. Bu kamplar Afad'ın imayesi Afad'ın idari olarak yönetiminde hmm. ve Türk Kızılay'ın Dünya Gıda Programı'yla, çeşitli Birleşmiş Milletler Örgütleri'yle, Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle yaptığımız işbirlikleriyle neticesinde yardımlarımızla beraber yürüyor. Diğer taraftan, Kampların dışındaki hayata yönelik çalışmalarımız var. <laughs> 13 tane sınırda noktalar var. Bu sınırdaki noktalardan eğer içeride o anda savaş, savaş ve çatışma ortamı yoksa, e, herhangi bir can güvenliği söz konusu değilse, bizim ekiplerimiz bu 13 noktadan Suriye içerisine sıfır noktadan Suriye -Kızılay, -Kızılay, Kızılay, vasıtasıyla Suriye Kızılay vasıtasıyla Suriye hükümetine verdiğimiz ilk olayın başlangıcı itibariyle 2011'de verdiğimiz notayla başladığımız bir süreç var. Sınırlardan doğrudan yardımları, insani yardım ihtiyaçlarını Suriye'nin içerisinde yine ee, çeşitli bölgelerde kurulan kamplara ulaştırıyoruz. Yine Yayla Dağında bir e, mobil mutfağımız var. E, bu mobil mutfak şu anda tamamen artık e, şeye döndü, fırına döndü ve günde 5000 tane ekmek gönderiyoruz karşıya. Burada pişiriyoruz. Hı hı. Hemen sınırın öbür tarafında Yayla Dağına gönderiyoruz sıcak ekmek olarak pazar günleri hariç her gün gönderiyoruz. Cumartesi günü de pazarın ihtiyacına göre iki e, vardiya halinde çalıştırıyoruz ve 10 bin ekmek gönderiyoruz. Dolayısıyla Kamplarda faaliyetlerimiz var. Hı hı. Bunu Dünya Gıda Programı ile imzaladığımız Gıda Kartı projesiyle her insana bir kart vermek suretiyle gıda ihtiyaçlarını e, o kampların içindeki marketlerden karşılamaları amacıyla dağıttığımız kartlarla bir faaliyet yürütüyoruz ki sadece bu kartlarla 206 milyon TL'lik şu ana kadar biz kamplarda yardım yapmışız. Hı hı. Yine Birleşmiş Milletler'in bir alt kuruluşu olan UNICEF ile sürdürdüğümüz çocuk dostu alanları projemiz var. Bu proje kapsamında da 52 bin çocuğa ulaşmışız şu ana kadar. Bu çocukların savaşın travmatik etkilerinden, savaşın Olası kötü psikolojisinden kurtulmaları amacıyla çeşitli programlar uyguluyoruz. Bu programlar psikologlar gözetiminde, sosyal hizmetleri göz, uzmanları gözetiminde yürütülüyor. Ve belli takipleri var. Ee, tamamen bilimsel yöntemlerle yapılan ve sonuca ulaşılan bir yöntemle gidiyoruz. Her kampta çocuk dostu alanlarımız var. Bu çocuklara yönelik faaliyetler yürütüyoruz UNICEF ile birlikte. Sınır yardımlarımız var. Hı. Sınırın 13 noktasında şu anda faal olan 4 noktamız var. İçerideki karışıklıklardan dolayı malumunuz. Buralardan her gün... 24 saat esasına göre arkadaşlarımız sınırın sınırın içerisindeki Suriye'deki kamplarımıza yardımlar götürüyorlar Türkiye'deki çeşitli kurumlar kuruluşlardan gelen yardımları teslim alıyorlar gönderiyorlar kızla imkanlarıyla gönderiyorlar sadece olayın başından beri Suriye içine gönderdiğimiz un miktarı 105 bin ton çok bu büyük bir bu, rakam. bu uluslararası yardımlar olarak baktığınız zaman hı hı. E, pek örneği olmayan bir yardım e, şey Lojistik manasında da çok evet. önemli bir konu e, şeydir yani gerçektir. 105 bin ton unu biz Suriye içerisindeki kamplarda muhtaç olan insanlara göndermiş bir kurumuz. Evet. Hala daha da faaliyetlerimiz devam, devam etmekte edelim. Suriye sınırında. Evet. E, son olarak çok kısa birkaç dakikamız kaldı. 2014'te de pek çok hem yurt içinde hem yurt dışında afetler yaşandı. İşte Balkanlarda sel felaketi, yurt evet. içinde Soma ve Ermenek maalesef maden kazaları insan kaynaklı dediğimiz afetlere giriyor. Türk Kızılayı bu olaylara nasıl yaklaştı? Neler yaptı diye sorsa herhalde bir programda anlatırız ama çok Muhakkak. kısa sizden. Hemen e, şimdi şöyle söylemek lazım Türk kızları insan ızdırabının olduğu yerde e, orada anındaki bitmekle mükellef bir kurum kendimizde bütün çalışanlar olarak bütün yöneticilerimiz olarak başta genel başkanımız yönetim kurulumuz olarak bu hedefle çalışan bunun için toplanan bunun için alanda faaliyet gösteren. E, bu kurumun kişileriyiz. Ve esasında bizim amacımız nerede bir insan ızdırabı varsa bir an önce oraya ulaşmak. Bu manada da Bangladeş'te bir ekibimiz var şu an çalışıyor. Pakistan'da bir ekibimiz var çalışıyor. Afganistan'da e, malumunuz bir toprak kayması oldu, selafeti oldu orada çalıştık. Dönem dönem ihtiyaca göre gidiyoruz. Irak'ta Erbil'de şu an bir ekibimiz var her gün. Türkmenine, Asurisine, Keldanisine, Yezidisine, Kürdüne, Türk, herkese eşit bir şekilde yardımlarımızı dağıtıyor ve şu anda bugün bile Kifri'ye gidecekler ve 300 aileye yardım dağıtacaklar. Gazze'deki savaşın öncesinde 2008'den beri Gazze'de çalışıyoruz. Fiil, bil fiil delegasyonumuz var. Savaşın en şiddetli anında Oraya yardım 17 ton ilaç götüren bir kurumuz. Somali'de ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak projelerde hep Türk Kızılay'ın imzası var. Okul projelerimiz, meslek projeleri meslek edindirme projelerimiz, açlığı önleme faaliyetlerimiz. Somali'nin Mogadishu'da 15 bin kişiye her gün yetimhanelerde yemek veriyoruz. Suruç'ta bugün öğlenleyin 16 bin, akşamleyin 15 bin ile 16 bin olmak üzere 32 bin kişilik yemek veriyoruz. Kobani'den gelen misafirlerimizle. Bosna Hersek'teki selafetinden sonra bölgeye ulaşan ilk uluslararası yardım kurumuyuz. Tuzla'da, e, Bırçko'ya kadarki alanda yaklaşık 6 ilde faaliyet gösterdi Türk Kızılayı. Şu anda da e, ülke içerisinde biliyorsunuz işte e, gerek e, Suriye sınırındaki kamplarımızda gerek Irak sınırındaki kamplarımızda faaliyetlerimiz devam etmekte. Hı hı. 2014 yılını değerlendirirsek e, tabii insan odaklı iki büyük e, ma maalesef faciamız var. Allah inşallah tekrarlarını göstermesin milletimize. Hı hı. Özellikle Soma'da. Türk Kızılayı özel gönüllü nazarında çok ciddi çalışmalar yaptı. Psikososyal manasında çok ciddi çalışmaları yaptı. 135 bin öğün yemek dağıttık. İlk olayın olduğu andan itibaren bölgedeydik. Madenin içinde çalışanlara ayrı bir besleme programı yaptık. Onlar üç vardiya halinde çalışıyordu. Dışarıdaki yakınlarına ayrı bir besleme programı yaptık. Afet Zedeler'in Soma içinde, Dursun Bey'de, Kınık'taki ailelerine doğrudan gıda yardımları yaptık. Aynı süreci Ermenek'te maalesef bir kez daha yaşadık. Fakat mesela çok basında duyulmadı ama ben bunu burada ifade etmek istiyorum. Ee, Ermenek faciasının olduğu aynı gün Isparta'da da bir tarım işçilerimizin maruz kaldığı bir trafik faciası evet. oldu. Buna da Akşehir evet. şubemizle müdahale ettik. Bunlara da aynı yani bir yanda Ermenek'te 38 güven bir faaliyetimiz yok. varken Hı -hı. bu tarafta da maalesef aynı sayıda insan kaybettiğimiz başka bir faciaya odaklandık. Hı -hı. Dolayısıyla 2014 yılında insan odaklı maalesef facialar çoktu, afetler çoktu. Tamam. Bunlara gerek gönüllülerimizle, genel merkez teşkilatımızla müdahalemizi yaptık. Bu konuda da en son Ermenek'ten dönen ekibimiz 38 gün faaliyet gösterdikten sonra döndü. Burada önemli olan bence şu. Afetlere ilişkin dünyada artık yeni bir kavram var. Önlenebilir. Evet. Önleyebilme. Yani bir işin size olduktan sonra maliyeti 100 birimse onu önlemek için 11 birim bir belki maliyet harcamanız, evet. emek harcamanız sizi o 100 birimlik gelecek maliyetinden, zaman kaybından, Kutlayacak. emek kaybından hatta can kaybından koruyabiliyor. Buna odaklanmamız lazım, önleyici hizmetlere odaklanmamız lazım. Türk Kızılay'ı da bu manada gerek genel merkez teşkilatındaki personelin gerekse afetle ilgili personelin eğitimi süreçlerine devam etmektedir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler, Abi. yayınımızın sonuna geldik. İki hafta sonra son programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.